Profesör Doktor Ümit Özderli. İzmirli seçmen bana çok basit bir sebepten dolayı oy verebilir. Daha zenginleşmek, daha iyi bir belediyecilik görmek için oy verebilir. AK Parti adayı Sayın Dağ'ın tek yaptığı şey ben Ankara'nın parasını getireceğim demek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben çok fazla vaadini görmedim. Onlar devamlı bir bahane edebiyatının arkasına sığınıp bize para gelmiyor, o yüzden de biz çok fazla hizmet yapamıyoruz. Doğrudur, belediyeciliğimiz kötü ama para gelmediği için yapamıyoruz diyorlar. Ben size diyorum ki eğer durum böyleyse o zaman belediye kendi gelirini yaratsın. İzmir, Türkiye'nin sadece 3. büyük şehri değil, Türkiye'de yüzyıllardan beri sanayinin, kalkınmanın, zenginliğin öncüsü olmuş bir şehir. İktisat Kongresi burada yapıldı, ilk fuar burada yapıldı, ilk demiryolu burada yapıldı. O yüzden burası bereketli toprakların limanla birleştiği, girişimciliğin, inovasyonun merkezi olmuş bir şehir. Yüzyıllardan beri. O bakımdan baktığınız zaman buranın belediyecisinin de tam aslında İzmir'in kültürüne, tarihine, zenginliğine uyumlu olarak kendi gelirini yaratması lazım. Bir örnek vereyim ben mesela size. Barcelona. Barcelona kendi gelirinin %50'sini, bütçesinin %50'sini kendi yarattığı projeler, kendi geliştirdiği projelerle elde ediyor. Yani gelirinin %50'si kendi içerisinden sağlanıyor. İzmir'de bu oran %10. O yüzden bizim ilk 5 yıllık hedefimiz %20, ikinci 5 yıllık hedefimiz %40. Yani ben 10 sene içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin %40'ının kendi yarattığı projelerden elde ettiği gelirlerden kaynaklanacağını vaat ediyorum. Bunun için de zaten projelerimizi açıkladık. Mesela açık hava ihaleleri var. Açık hava ihalelerinden yıllık rahatlıkla 1 milyar kazanabilirsiniz ki bu bizim Büyükşehir Belediye bütçesinin hissedilir bir kısmına denk geliyor. Bunun dışında başka marina var. Marina dünyanın her yerinde olduğu gibi İzmir'de de oldukça gelir getiren ve körfezi daha iyi, daha efektif kullanmamızı sağlayacak olan şeylerden bir tanesi. Hemen burada bir dipnot açayım mesela. İzmir, körfeze bu kadar yakın ama denizini bu kadar az kullanabilen şehirlerden bir tanesi. Bir örnek vermek gerekirse Balıkhali, Buca'da. Buca denize kıyısı olmayan ender ilçelerimizden bir tanesi Balıkhali bile buraya yapılmış. Başka örnek vereyim mesela size. Elektrikli şarj istasyonlarının gelir paylaşım modeliyle yapılması. Şimdi bütün bunlara belediye yatırım yaparsa hem hissedilir bir gelir elde edecek, hem körfezimizi daha iyi kullanacağız, hem elektrikli araçların daha rahatlıkla trafiğe çıkabileceği bir İzmir elde edecek. Yani sorunuza gelecek olursanız ben Sayın Dağ ve Sayın Tugay'dan daha farklı neyi yaparım? Ben kendi gelirimi yaratırım. Kendi yarattığım gelirle Ankara'ya bağlı kalmam. İzmir'in hak ettiği belediyecilik anlayışını da mutlaka İzmir'e daha ilk günden itibaren getirmiş olurum. Arttırmaz. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi eğer benim aday olmamama ve bütün partinin tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında birleşmesine dayanıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi burayı hiç yönetmesin zaten. Bakın çeyrek asırdan beri Cumhuriyet Halk Partisi burayı yönetiyor ve iyi bir belediyecilik olmadığını sizler zaten buraya geldiğiniz zaman, trafiğe baktığınız zaman, yollara baktığınız zaman görmüşsünüzdür. Burası maalesef birçok ilden belediyecilik hizmeti açısından geri kalmış durumda. Çeyrek asırdan beri Cumhuriyet Halk Partisi burada. Eğer hala Cumhuriyet Halk Partisi benim aday olmamama, benim gibi liyakatli bir insanın aday olmamama bel bağlıyorsa demek ki burada hiç iyi bir iş yapmamış demektir. Bu bir. İkincisi, kusura bakmayın ama Cumhuriyet Halk Partisi İzmir için sosyal sorumluluk projesi değil. Yani bizler her seçimde kötü belediyeciliği yapacağını bile bile CHP adayını da seçmek zorunda değiliz. Ben AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında sıkışmış seçmene yeni bir yol vaat ediyorum. Bakın diyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kötü belediyeciliğine mecbur değilsin. AK Parti'ye de mecbur değilsin. Yani burada liyakatli, okumuş, dünyanın her yerinde bu projeleri geliştirmiş İzmirli bir aday var. Neden bu adaya oy vermiyorsun? Bu aday Cumhuriyet değerlerine en az Cumhuriyet Halk Partisi kadar bağlı. Biraz CV'me bakarsanız, geçmişte yaptığımız açıklamalara bakarsanız bunları görürsünüz. O yüzden benim adaylığım aslında İzmir'deki seçmene Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti dışında çok da iyi bir seçenek olduğunu gösteren bir çıkış. Ben kendi tabanımı zaten genel seçimdeki performansımla konsolide ettiğimi düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, şöyle bir ön kabul var. Benim hayata bakışım, ondan sonra siyasi görüşlerim sanki sadece Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden oy alacağım izlenimini uyandırıyor. Hayır, değil. Mesela 2 gece önce Bornova'da Çamdibi'ndeydik. Orada çok güzel, çok verimli bir akşam geçirdik. Çamdibi'li hemşehrilerimizle beraber. Ve birçok AK Partili bana oy vereceğini söyledi. Yani şöyle bir ön yargıya kapılmanızı istemem. Ben sadece kendi tabanımı konsolide ettikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden oy alan bir aday değilim. Ben devamlı arka mahallelerde AK Parti'nin, MHP'nin, DEM'in güçlü olduğu yerlerde de seçim çalışması yapıyorum ve inanılmaz bir ilgi var. Yani bana Kürt seçmenden, muhafazakar seçmenden çok ciddi bir oy geleceğini ben buradan görüyorum. Yani bu izlenime bizi izleyenlerin kapılmasını hiç istemem. Ben sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy almıyorum. En az onlar kadar bu şehirdeki muhafazakar seçmenden de oy alıyorum. Çünkü onlar da aslında iyi bir belediyeciliğin İzmir'in kendi kaynaklarını kullanarak, kendi gelirini yaratarak mümkün olduğunu görüyorlar. Müthiş, müthiş destek veriyorlar. Şimdi çok iyi çalıştığım bir il başkanımız var. O Ülkü Hanım'a da buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bütün siyasi hayatım ve akademik kariyerim boyunca kadınlarla çok daha verimli, çok daha iyi çalıştım. Üniversitedeyken rektörüm ve dekanım kadındı. Şimdi zaten siyasete girdim, genel başkanımız kadın. Burada il başkanımız, yani genel merkezi temsil eden kişi kadın ve gayet uyumlu çalışıyoruz. Sadece onunla değil, kadın kolları başta olmak üzere gençlerle çok uyumlu bir şekilde çalışıyorum. Uyumlu çalışılamadığı için teşkilat başkanı İzmir İl Başkanı'nı görevden almak zorunda kaldı. Orada benim öyle bir gazetelere yansıdığı gibi, basına yansıdığı gibi bir dahlim olmadı. Ama onun dışında ben şu anki il yönetimiyle çok iyi çalışıyorum. Bir önceki il yönetiminden arkadaşlarla da görüşüyorum ben. Onlarla da çok iyi çalışıyorum. Buradan da sizin vasıtanızla onlara da teşekkür edeyim. Yani çok kolay bir şey değil. 2 tane dev bütçeye karşı 6 aydır seçim çalışması yapıp böyle enerjik durmak çok kolay değil. Bunda teşkilatımın da önemli rolü var. Benim başarı kriterim en az bunun 1,5-2 katını almaktır. En az. Ben seçimi kazanacağımı biliyorum. Yani burada hala 2 hafta var. 2 hafta boyunca çok artan bir ilgi var, teveccüh var. İnsanlardaki bu ideolojik kabulleri kırarsam o zaman ben alırım bu seçimi. İnsanlar burada özellikle son çeyrek asırdır çok fazla AK Parti ve CHP arasında sıkışmışlık hissediyorlar ve adeta bıçak gibi 2'ye bölmüş bu şehri. Yani böyle bir %65'i %35'lik bir şey var. Ben diyorum ki hem %65'ten de hem %35'ten de daha iyi bir belediyecilik vaat ederek ve bunu nasıl yapacağınızı anlatarak oy almak mümkün. O yüzden eğer 11,4'ün altında kalırsam kendimi başarısız ilan ederim. Geçen hafta Karşıyaka'daydık, cumartesi günü. Bir gençle sohbet ediyorduk, pardon pazar günü bir gençle sohbet ediyorduk ve dedi ki ben size oy vereceğim ama benim kararımın doğru olduğunu bir cümleyle bana anlatabilir misiniz? Ben de dedim ki gençlerin yeniden hayallerini burada gerçekleştirebilecekleri bir İzmir vaat ediyorum. Gencin çok hoşuna gitti. Bunun da bir sebebi var. Burada artık biz temel belediyecilik hizmetlerini konuşmamamız gerekiyor. Yani ben zaten bu yolları yaparım. Doğru düzgün asfaltlama yapılır. Ondan sonra yollar genişletilir, atık su bedelleri düşürülür, su faturaları düşürülür. Bunları ben zaten yaparım. Bunları söylemek bile, bir belediye vaadi olarak söylemek bile bana zul geliyor. Ben daha başka bir şey vaat ediyorum. Burası 101 yıl önce İktisat Kongresi'nin yapıldığı yer. Girişimciliğin, inovasyonun, kalkınmanın yüzyıllardır öncüsü olmuş bir yer. Ve adeta son 25 yıldır üzerine böyle bir ölü toprağa serpilmiş. Ben tekrardan İzmir'i zenginleştirmek istiyorum. Geçenlerde Ege'ye gitmiştik. Ege İş İnsanları Derneği'ne. Çok başarılı bir dernek. Gençlerden oluşuyor ki onlardan çok oy alacağım. Orada şunu söyledim. Son 20 yıl, 25 yıldır bu şehirden çıkan çok büyük, ilk 100'e giren yeni bir şirket söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Peki gençler burada en fazla nerede o işe girmek istiyorlar? Ya belediyede ya da kamu binalarında ya da kamu kurumlarında. Ya bu yakışıyor mu? Yakışmıyor. İzmir girişimciliğin yeridir. İzmir hayallerinizi gerçekleştireceğiniz yerdir. Ben hiç kimseyi belediyede işe alacağımı vaadinde bulunmuyorum. Ama herkese diyorum ki kendi hayalini burada gerçekleştirebilirsin. Kendi işini burada gerçekleştirebilirsin. Bütün yaptığımız projeler bizim burada yeniden özel sektörün, girişimciliğin filizlendiği, İzmir'in yeniden zenginleştiği ve aynen Barcelona'da olduğu gibi belediyenin kendi gelirini yarattığı bir İzmir vaat ediyorum. Bana çok fazla inanan var. Gençler, beyaz yakalılardan çok fazla oy alacağım. Beni dinleyen yaşanmış vatandaşlardan çok fazla oy alacağım. Dolayısıyla ben bu belediye başkanlığı seçimini kazanacağımı biliyorum.